Gök kubbenin şanı, gövdelercesine yükselmiş, minarelerdeki ihtişam, eğriye doğruyu göstermiş, her zerresiyle İslam'a hizmet etmiş bir Konya incisi daha. Alaaddin Camii. Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk yapıtlarından olan Alaaddin Camii, 1. Alaaddin Keykubat tarafından inşa edilmiştir. Hükümdarlar değiştikçe caminin minaresine de yeni şeyler eklenmiş, ilk bütünlüğü korunamamıştır. Selçuklu yapılarının ilk örneği konumunda olan Alaaddin Camii'nin tarih kokan kolonları asırları taşıyor, ihtişamı karşısında görenlerin büyülendiği güzellik, mimarisiyle de kendine hayran bırakıyor. Tarihin geleceğe mirası Alaaddin Camii, iki bölümden oluşur. Doğu tarafı mihraba paralel 7 sahınlı, batı tarafındaysa hem paralel hem dik sahınlar bulunur. Mihrabı, ahşap kuntegari sanatıyla bezenmiştir. Yüksekte kalan portali renkli taşlarla göz kamaştırır, birbirine geçmeli geometrik işlemelerle bir bakanı bir daha baktırır. Caminin avlusunda iki adet türbe vardır ve bu türbelerin birinin inşası yarıda bırakılmış ve daha sonra üstü kapatılıp dershane olarak kullanılmıştır. Bir diğer türbe ise 2. Kılıç Arslan'a aittir. Kılıç Arslan'ın türbesini inşa eden mimar Ameli Abdülgaffar, türbeyi yaparken altın oran kullanmış, ongen prizma gövdeyi külahla taçlandırmıştır. Avlusunda türbe olan ilk ve tek yapı olan Alaaddin Camii'nin bahçesinde Selçuklu döneminden kalma mezarlıklar bulunmaktadır. İslam hizmetkarının mihrap önü kubbeyle örtülmüşken, doğu bölümü düz bir tavan örtüsüyle kapatılmıştır. Konya'nın tarihini yansıtan, kültürün, İslam'ın ve dahi Müslümanların huzur yuvası Alaaddin Camii, Hakk'a açılan eller, dua dua haykıran dillerle, dünya yüklerinden kurtulmak, tövbeyle arınmak için ziyaretçilerini bekler.